güzelim. Bakayım. Aa, özlemişim ha bu halini. O velet şimdi bir laf etsin de görelim. Bak 10 yıl gençleştim. Sen her haline yakışıklısın kocacığım. Sanki burası böyle uzamış gibi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, bıyıklarını kesmişsin. Evet ya, sıkılmıştım. Biz gidiyoruz diye buralıma girdin, ondan mı kessin yoksa? Ne alaka? Hani kadınlar böyle eşlerinden, sevgililerinden falan böyle ayrıldığı zaman buralıma girerler, giderler, saçlarını kestirirler ya. Hani sen de buralıma mı girdin acaba biz gidiyoruz diye, ondan mı kestin bıyıkları Haluk? Ya abuk sabuk konuşma oğlum ya. Nasılsınız bakalım? Ya nasıl olacağız Meltem ya, iyi değiliz. Bu bizim, sizi sondan bir evvel görüşümüz. Ay tövbe tövbe, ne diyorsunuz siz ya? Emineciğim bakma sen ona, bakma, yine duygularını doruklarda yaşıyor her zamanki gibi. Yalan mı Gönül? Sondan bir evvelki görüşümüz. Yarın da son görüşümüz olacak. Sonra bir de görmeyeceğiz birbirimizi. Ya niye abuk sabuk konuşuyorsun sen böyle? Ay Tunacığım, niye görmeyelim birbirimizi? Tamam yani buradan gidiyor olabilirsiniz ama biz İzmir'e geliriz. Siz İstanbul'a gelirsiniz. Değil mi? Meltemciğim evet, evet anlatıyorum ama anlamak istemiyor Tuna. Kolay mı Gönül? Kolay mı öyle bir görüşmek? İnsan böyle sık sık görüşürüz diyor ama görüşemez. Mümkün değil. İnsanın doğasına aykırı o. Yani biz burada altında üstü oturuyoruz da birbirimizi her gün görebiliyoruz. Emin ol yani İstanbul'da biz ayrı yakalarda otursak yani mümkün değil birbirimizi ziyaret bile etmeyiz. İnsan bir ay birbirini görmediği oluyor ya Gönül. Evet bak bu konuda Zero'ya hak veriyorum. Yani biz büyük bir şehirde altlı üstlü oturduğumuz için bu kadar rahat görüşüyoruz. Böyle her gün görüşüyoruz. Mesela siz karşı yakada oturuyor olsaydınız ben size gelmezdim. Meltemciğim hani sık sık gelecektiniz İzmir'e? Haluk şimdiden karşı yakaya geçmeye bile üşeniyor yani. Gönülcüğüm, Haluk İstanbul'da seyahat etmeyi sevmiyor. İzmir'e gelir. Tabii gelirim canım. Yani İzmir'e gidilmez mi? Söğüş var, kokoreç var. Söğüş var, kokoreç var. Biz yok muyuz abicim? Tamam, tamam. Siz de varsınız. Aman gereksiz duygusallaşmayın. Hadi tamam. Ya gidin de bir an önce biz de kafamızı dinleyelim. Ya Haluk harikasın yani maşallah. Ne kadar duygusalsın. Halukcuğum bu soğuk soğuk esprilerini artık biz gittikten sonra Özlem'le Sertac'a yaparsın bol bol. Eğer öyle bir şey yaparsan... Bak yemin ediyorum sana. Yani sen bir daha beni hayatım boyunca tanıma. Unut beni. Çıkart hayatından. Tuna diye bir yok demektir hayatında yani. Ne yaparsan? Eğer onu yaparsan yani. Eğer onu yaparsan ben seni tanımamış olayım yani. Sen de beni tanımamış ol. Sil beni her şeyinden sil. Telefon defterinden, telefonundan her yerinden sil. Çıkart at yani abi. Ne diyorsun lan sen? Ne dedim açık abiciğim ortada yani. Eğer bu dediğini yaparsan yani ismi kaybettirim beni bulamazsın. Yani hiçbir yerde bulamazsın. Bak buraya da yazıyorum bunu yani. Oğlum adam gibi söylesene ne yaparsam? Ya belli işte ne söylediğim var. Niye şey yapıyorsun ısrar ediyorsun? Yani Özlem'le Sertaş görüşürsen yani onlar senin samimi dostların olursa beni tanım abiciğim. O kadar söylüyorum sana ya. Vallahi görüşürüm. Çağırırım doğrucu Sertaç'ı. Böyle terasta güzel mangal yaparız. Laf laf yeriz. Gülü ne diyor bu ya? Oğlum şaka yapıyorum be. Senin yerini tutar mı? Tutmaz. Herhalde. Tutmaz ama değil mi bak? Ya herhalde oğlum be. Saçmalama. Gelin ama İzmir'e yani. Vay be, şaka maka gidiyorsunuz ha. Yine birlikte soğuk gidiyorsunuz. Tuna ağlama artık. Ya Tuna Bey yapmayın böyle ya, beni de ağlatacaksınız. Emi, çay gidip de sondan bir yemeğe keyfinizi içeyim. Estağfurullah, haline bak. Gerçekten ağlıyor mu? Tuna, Tuna, Tunacığım, Tunacığım toparla kendini lütfen. Hadi toparla artık kendini Tuna. Taşınma şirketi ne zaman geliyor Gönül? Yarın geliyorlar Meltemciğim. Böyle 3-4 saatte biz toparlarız dediler. Onlar toparlayacaklar. Biz de ertesi gün uçakla gideceğiz. Tamam ben sabahtan gelirim sana. Şey yapma canım ben toplarım yani. Zaten kırılacak eşyaları toplayacağım. Diğerlerini şirket yapacak. Tamam canım yanında olurum. Meltem bu senin sondan bir evvelki yarımız olsun. Tuna Bey.
Gönül Hanım sondan bir önceki çayınızı getirdim. Onun için katı yüzünden mi dedim bilmiyorum o yüzden. Evde sıktım kendimi. Gönül çocukların yanında şey yapayım diye burada boşandım yani. Soda bir evetçi. Ya oğlum sen de amma battın ya. Inga diye ağlıyorsun. Alo. Benim size çok güzel bir haberim var. Bak şimdi bu kasvetli hava hemen dağılacak Tuna. Bak dinle, bu seni çok ilgilendiriyor. Biz Haluk'la internette bir video kanalı açtık. Ya şimdiden iki video çektik bile. Ay çok güzel, evet. Çok sevindim. Meltem Haluk Çetinoğlu kanalı. Harika. Ama hayret yani, Haluk nasıl kabul etti bunu? Şöyle ki... Zeynep Londra'ya taşınmak istemedi. Dolayısıyla ben Londra'dan gelen iş teklifini reddettim ve birazcık üzüldüm. Ben öyle üzülünce canım kocam da benim üzülmeme dayanamadı. Ve bunu kabul etti. Bizim artık bir video kanalımız var. Çok sevindim gerçekten. Yani isterseniz bizimkiden son videoyu bir tane yapabilir misiniz? Ay Tuna, son. Beni de bayılttın. Meltem'le Haluk'u da bayılttın yani. Lütfen rica edeceğim. Toparla kendini. Nedir içeriği Meltem? Biraz onu anlatır mısın? Tuna! Tuna! Duyuyor musun beni? Tamam. Nedir içeriği Meltem'cim? Söyle. Biz şimdilik şey yapıyoruz. Eğlenceli böyle karı koca videoları çekiyoruz. Ondan sonra... Eğlenceli derken ama Meltem çok eğleniyor. Ben değil. Sonrasında Zeynep'le beraber anne kız videoları çekmeyi düşünüyorum. Sonra Emine ile biraz belki yemek videoları çekeriz. Sizinle de video çekeriz, niye olmasın ki? Ay çok güzel, çok güzel düşünmüşsün. Tam zamanımızın işi. Şimdi şöyle büyük markalarla da böyle işbirliği yaparsın, reklam falan alırsın. Hem senin iş ağın da geniş Meltem'cim. Yani tabii neden olmasın yani, şimdilik öyle bir takipçimiz yok. Ama ilerleyen zamanlarda böyle takipçilerimiz artar, insanlar yaptığımız videoları sever, izlerse maddi olarak da kazanç sağlayabiliriz. Çok yani. Güzel, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Merve'yi de konuk alın. Biliyorsunuz o da vlogger. Aa evet, doğru, doğru. Benim Merve'nin çok takipçisi var. Ayrıca ya biz ailece öyleyiz biliyorsun. Çok takipçili bir aileyizdir yani. Çok mantıklı, çok iyi olur. Evet. Ay Tunacığım yapma ama, ne olur. Tunacığım kendim tutuyorum. Ah Tuna, ah. Kimden gitmiş, şey olur. Git elini yüzünü yıka hadi. Git elini yüzünü yıka Tuna. Git git, bir kendine gel. Tamam. Hadi. Oğlum kendine gel biraz lan. Ne diyeceğim ya bilmiyorum ama yani siz bilirsiniz. Bence kanalın ismi Meltem Haluk Çetinoğlu yerine başka bir şey mi olsa diyorum Gönül. Ha? Bizim kanalımızın adı Meltem Haluk Çetinoğlu kanalı. Herhalde Tuna Gönül olacak hali yok. Ya, o anlamda demedim Haluk, yani benim şey anlamında diyorum. Ne? Yani, şimdi yani başka türlü bir isim, hani mesela daha böyle çarpıcı olabilir. Hani profesyonel evliler gibi falan, o anlamda ya. Dedim. O ne be? Ay hiç beğenmedim Tuna. Ben de beğenmedim. Ama şey açısından dedim, bir şey olabilir. Mesela yani şöyle düşünüyorum. Mesela mutfak diyalogları nasıl? Ya şimdi mutfak aralarındaki böyle ortak kelime ya. Hani oradan çağrışım yapıyor böyle mutfak diyalogları. Bence çok güzel yani, zekice. Tunacığım, ben bizim kanalımızın isminin böyle hani bize ait özel, sade bir şey olmasını istedim. O yüzden Meltem Haluk Çetinoğlu koydum. Yani Tunacığım. Biz karışmasak değil mi? Bir karar vermişler ismine. Sen şey yapma. Ay bir de yani kanalı açtım, video bile yükledim ya, izleyebilirsiniz. Aa bak. Mükemmel çift. Buna ne diyorsunuz? Bak bak, mükemmel çift. Bence güzel bu. Bugün buna bir şey değil mi? Mükemmel çift. He? Beğendiniz ama değil mi? Meltem Haluk Çetinoğlu. Yok. İlla inat etti, başka bir isim bulacak. Ben paylaştım videonuzu. Ay süpersin. Zaten evet evet, paylaşın. Şu videoyu bir de ben seyretseydim. Haluk'cum sen aç telefonundan izle diyeceğim ama hala analog hayattasın. Ah, Haluk. Evet. Tipine bak, burada çok komiksin. Uyku göz.
espriye bak. Bir aleme rezil oldum. Anne, ne var ya? Jöleye parmağını soktu, kokluyor. Bak, nasıldı tadı? Hemen yıkamaya gitti tabii ki ağzını. Şimdi bu kadar. İkinci videoda da birbirimizin istediği üçer şeyi yerine getirdik. Ama onu daha sonra ipleyeceksin. Tabii tabii tabii. O ikinci video şimdi cepte. Halil'in bıyıklar o videoda gitti galiba. Hoş geldiniz. Dünür Hanım'dan Dünür Bey geldiler. Evin ikinci sahibi geldi diyeceksin Emine. Sultan, insanlar seni rahat et dur daha bu evde diye. İstersen tepelerine çık. Ne dedim? Ben şimdi ne dedim? Kırım şey mi dedim? Değil mi Dünürcüğüm? Emine beni öyle takdim etsin. Doğru doğru. Bizim evimiz sizin eviniz. Ne demek? Buyurun lütfen. Meltem Hanım, ha buna kibarlık etmeyin. Bu kibarlıktan falan anlamaz. Başınıza çıkar uyarmadı demeyin. Tabii, tabii. Ben kibarlık sevmem. Ben tekidik geleceksin bana. Ben sertlik severim de ateş ateş kana kan. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Haluk Bey, hala mısınız? Saatler olsun Tünür. Sıkılmış biraz da. Biz de iyiyiz. He, iyiyim, iyiyim. Ha bu kadınla ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim. Bilirsiniz ki beni Rabbim Rıza'ya sevap olsun diye gönderdi. daha da nasılsınız? Kakacığım, kakacığımız Eros'u hiç konuşmuyorsunuz. Ne oldu? Karadeniz'de kemikleriniz mi battı? Ha öyleyse söyleyeyim bana bir telefonu çıkartmayı biliriz. Ne kadar şey espri oldu. Ha bunu kanalımızda kullanalım Rıza. Efendim? Sizin kanalınız mı var? Maalesef Tünür. Yani sizin kanalımız mı var derken kanal açma sadece sizin tek elinizde değildir. Tabii bizim de kanalımız var. Evet. Ha Rıza bizim kanalımız. Bize daha çok yakıştı. En güzel kanal bizim kanal. Sizin evin interneti kaç GB? Yani olmazsa gidip burada yükleyelim videoları da. Değil mi? Sakın abone olmayı unutmayın ha bizim kanala. Emre'cığım sen de kahvedekileri seni söyle, kahvedekileri söylesin. Takip şu önemli. Ben bir çay getireyim size. Getir ince belli. Hayır yani. Tünürler de bizim kanala rakip olarak geldiler Rıza. İnanılır gibi değil. Şimdi Sultan Hanım, Meltem'le Haluk ilk açtıkları için kanalı siz onlara rakip gibi gelmiş oldunuz. Ama neyse. Ha onlar önce ha biz sonra ne fark eder? Neyse, Sultan Rıza Forever kanalının ilk videosunu buraya gelmeden önce paylaştık. Açtık herkese görsünler diye. Siz de peyni paylaşırsanız çok seviniriz. Ya bu arada ben asla rakip olduğumuzu düşünmüyorum. Yani hatta aile olarak birbirimize destek bile olabiliriz. Düşündüm de bence aile olarak birbirimize destek olmalıyız. Yani rakip olmamızın bir anlamı yok. Bakayım siz ilk video olarak ne paylaştınız merak ettim şimdi. Müthiş bir video. Benim fikrimdir. Dahiyane bir fikir. Ya, beynime gelir. Benim biri gözlerimi bağladı. Ondan sonra kulağıma da bir kulaklık verdi. Hiçbir şey göremiyorum, duyamıyorum. Böyle elime bir şeyler verdi. Dedi bana onları tanı ne oldu yani. Ben de onları tanımaya çalıştım. Öyle mi? Çok ilginç bir fikirmiş. Ya ama Sultan Hanım bu bizim videomuzun aynısı. Ay hiç farkında değilim. Ama bizimkisi daha komiktir. Güzel oldu, çok güzel oldu. Bizimki daha güzel oldu. Önce kokla. Sonra hissin. Bu nedir? Yumuşak abi. Kavuk. Ay senin dilin. Dil. Yetme şunu ya. Lan niye yaparsın? Sultan Hanımcığım, ben sizin internette bir kanal açmanıza ya da videolar çekmenize karşı değilim. Ama lütfen birbirimizle aynı videoyu paylaşmayalım. Aynı mı? Meltemciğim sen hiç üzülme. Sana bir tane konuk gelecek ya. Siz ayrışacaksınız. Ne?
Ne dedin? Kankacığım. Ne dedin? Yok, ben bir şey demedim. Konu. Konu gelecek. Kim gelecek? Kızı kesin. Benim kızım Merve geliyor. Ne? Tabii. Çok çok ünlüdür Merve bu konularda. Yani çok takipçisi var. O yüzden Merve geliyor. Deme. He. Merve önce bize gelsin. Yok yok. Olamaz maalesef. Çünkü Meltem'e söz verdi. Sultan. Ya çocukluk etme. Bırak çıtsın konuk. Sen de başka bir konuk çağırırsın da. Şu düştüğümüz hallere bak diyoruz. Sorma. Rezil rüsva olduk. Nasıl çıkacağız dışarıya bilemiyorum yani. Valla ben de memlekete gidemeyeceğim. Ya eskiden bana çakır rıza derlerdi. Ya şu düştüğüm hallere bak. Şimdi sen dici rıza. Dici rıza. Sana kulaklık daha çok yakıştı. Eminim öyledir. He öyle mi? Kesinlikle. Huy! Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hamsiler peyni ve peyni mekeli. Hayırlı bir fikrim bu. Meltemciğim, Rıza Bey bıyıklarını keserse hiç şaşırır. Hı hı. Tuna! Karışma. Ya sansana bir şey diyeceğim. Diyorum ki, akşam 9'a kadar kimin videosu daha çok izlenirse Merve onun kanalında konuk olsun. İddiayı baş atayım. Var mısınız? Varız Sultan. Geçirdim. Arkadaşlar, biz aileyiz. Böyle rekabete gerek yok. Merve önce size gelsin Sultan Hanım. Bu işte kapansın. Hayır. Ne münasebet? Ne demek rekabete gerek yok? Bizim olayımız bu da dişe diş kana kan. Böyle daha zevkli olay etmeyin. Tünür, benim karı savaşçı ruhludur. Bir başladı mı durmaz. Aynen. Koç burcuyum. Burçlar kuşağının ilkiyim. Hırslıyım, hırslıyım, savaşçıyım. Daha sayayım. Bir de yay burcuyla aslan burcuyla iyi anlaşırsınız. Aynen. Puh sana. Ne diyorsun oğlum? Koç burcuyum dedi abi. Ben astrolojiyle ilgileniyorum ya. Yay bir aslan ya. O şeyden bahsettim yani. Hem neyse. Cevabımı alamadım. Evet Tünürcüm. Ne diyorsun abi bu işe? Şimdi şöyle. Aslında ben de Haluk'a katılıyorum. Yani aile içinde rekabet olmaz. Ama. Bence biz bu rekabeti de bir içerik olarak kullanabiliriz kanallarımızda. Yani bu konuya video çekip kanallarımızda paylaşabiliriz. Videoyu izleyen insanlar bu sonucu merak edebilir. O yüzden de saat 9 gibi ekran başında olabilir. Bu da bize katkı sağlar. Yerden göğe kadar haklısın Meltem. İki kanalın da işine yarar bak. Söyleyeyim yani. Ne alakası var? Öyle bence mi? Çok saçma bir şey. Yok Haluk'cum yani niye saçma olsun? Hani sonuçta amaç içerik üretmek yani. Herhalde sonucu tartışmayacağız canım. Ben merak ediyorum ama hanginizin videosu daha çok seyredilecek. Ben de. O zaman ha bu iddiaya varım diyorsun. Varım sultanım. Ama niye? İkiz dünürler rakip oldu. Meltem kusura bakma ya. Ben ikinizin videosuna da tıkladım vallahi. Aa aşk olsun Tunacığım ne kusuru? Tabii ki yani. Ayrıca ben de zaten Sultanımla Rıza Bey'in videosunu seyrettim. Bir tık yarıştırmadığımız kalmıştı, o da oldu. Sultan Hanım, sizinle beraber bir video çekip bu yarışmayı duyuralım mı takipçilerimize? Ne dersiniz? Harika bir fikir. Tamam bir şöyle seni çek. Tamam. Dur bir dakika. Şöyle. Bak buraya bakıyoruz tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba BBC'ler. Bugün Meltem Haluk Çetinoğlu kanalımızda sizinle bir video paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Biz de Sultan Rıza Forever kulübünde bir video paylaştık. Ama daha öncekileri hiç benzememektir. Katiyen çok beğeneceğinize eminim. Yine seyredin. Şu an itibarıyla Sultan Hanım'la beraber bir yarışa girdik. Bu akşama kadar hangi kanaldaki video daha çok izlenirse hepinizin yakından tanıdığı Merve Yücel o kanala konuk olacak. Muhtemelen bizim video daha çok izlenirse o için Merve Hanım bize konuk olacak. Hiç belli olmaz Sultan Hanım. Belki de Haluk'la benim videom daha çok izlenir. Tabii ki bizim video daha çok izlenecek. Akşam 9'a kadar çıkılayan parmaklarını size var görmüyorsunuz uşaklar. Hadi bakalım köreyim sizi.
Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizimkini de unutmayın. Bizimkini de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sultan Rıza forever. Evet, şimdi bu videoyu hemen size de gönderiyorum. İkimiz de kanallarımızda paylaşalım. Tamam, hemen gönder. Tamam. Meltem, anlık sonuçları bildiriyorum. Sizin videonuz 1267 kişi tarafından izlenmiş. Bizim videomuz? Sizin videonuz da 1034 kişi. Şimdi hesap yapamıyorsunuz ama biraz arada fark vardır. Yok ya, o kadar fazla fark yok. Yani bizimki artı 233 daha fazla. 133 Haluk. 233 oğlum, ne diyorsun? Abi hesapladım. 1267 eksi 1034, 333. 233. Ay tamam, hesaplama artık, Tuna bırak. Benim ha bu videoyu Rıza, bütün herkesi göndermem lazım. Akrabalar grubuna, yaylalar şen olsun grubuna, mutlu fındık sepetleri grubuna, hepsini göndereceğim. Destek almamız lazım da. Gönder. Akşam saat 9'a kadar 233 kişilik fark kapanacak mıydı? Yoksa Haluk Meltem Çetinoğlu çifti arayı açacak mıydı? Bu savaşı kim kazanacak? Yalnız Meltem Haluk Çetinoğlu. Meltem, seninkiler 1270 oldu. Sultan Hanımlarınki de 1257. Aradaki fark yavaş yavaş kapanaydı. Uy! Rıza, iyi gün mümkünün adam topladın. Terule, terule, terule. Peştemal Güzelleri grubuna attın mı videoyu? Peştemal Güzelleri grubunda benim ne işim olur? Dirirtme adamı. Merak etmeyeceğiz Rıza. Tamam. Anladın mı? Zaten o grup bendeydi. Kızlar, alay mısınız Peştemal Güzelleri grubuna? Yok. Hiç gerek yok. Aa, emin misiniz? Tabii. Zaten bir sürü grup var. Hepsine nasıl yetişelim? Yani mesajları göremeyiz filan. Ayıp olur yani. Ayıp mı? Bir ayıp edilecekse onu o grupta sadece ben ederim. Bir git ben ta. Benim 38 tane grubum vardır. Çok şükür Allah bana güç verdi. Hepsine yetişebilirim. Ama çok 45 yaşında 45 tane grubu yönetebilirim. Çok güzel bir hayat amacı. Ya bu da bana denk geldi. Kim bilir ne sevap işledin. Kim bilir kimi sevindirdin de ben sağa geldim Rıza. Ne kadar güzel. Haluk Bey, sizin videonuz sadece 13 tıkla önde. Heyecanlı mısınız? Bu farkın kapanmasından korkuyorsunuz mu? Hayır. Hangisine hayır? İkisine de hayır. Peki Meltem Hanım, sizce bu 13 kişilik fark kapanır mı? Hiç belli olmaz ama umarım kapanmaz ve biz kazanırız. O iş biraz zor. Çünkü ben videoyu Peştemal Güzelleri grubuna çoktan attım. Aha, Sultan Hanım memleketinden adam toplayabiliyorsa biz de kahveden toplarız o zaman. Hiç gerek yok Emineciğim. Hiç gerek yok. Böyle destek falan vermeye de gerek yok. Bizim videomuz organik olarak izlensin. Organik. Serbest gezin talimci. Son durumu veriyorum. Meltem, sizin videonuz 1281. Sultan Hanım, sizin video 1293. Öndeyiz Sultan, öndeyiz. O kadar erken sevinme. Daha 9'a kadar vakit var. Ha, bu sonuç devuşabilir ha. Sağ mı soracağım nasıl sevinirsin? İstersen sevinirim, istersen sevinmem. Ne zaman sevineceğimi sağ mı soracağım? DJ Rıza. Bak, DJ Rıza deyip durma, at durma tepemin tasını. Şaka yapayım ya. Neyse, haydi kalk gidelim. Bakın. Biz kazanırsak üzülmek yok o halde. Aa, üzülmek falan hiç olur mu öyle şeyler? Yani yok. Ben gayet keyif alıyorum. Bence çok heyecanlı bir yarış. Ben bir an önce saat 9 olsun ve bu muhabbet bitsin istiyorum. Al benden de o kadar dönür. Hadi biz de gidelim. Selametle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sultanım, güle güle. Hoşçakalın. Meltem, 1285 oldu sizin video. Onlarınki? 1294. 9 tıkla öndeler. 9 mı? 1200. 9, doğru söyledim Gönül. 9 tamam. 1285. Evet. Tık yarışmasında son 15 dakika. 15 dakika sonra kim kazandı belli olacak. Meltem Haluk çifti mi yoksa Sultan Rıza çifti mi? Kim önemli lütfen ya? Sultan Rıza forever. Affedersin. Evet, Sultan Rıza forever.
Kemal amca, tık sayılarında son durum ne? Ben hemen söylüyorum. Ya bir dakika ya. Bir dakika Tunacığım ya, bir dakika ya. Burada ben varken sen niye konuşuyorsun ya? Aa, rica edeceğim. Ya sen konuşmayacaksın bugün. Babam konuşacak. Koşana mukayyet ol. Yarın burada konuşacak adam ararsın sen. Ama zor bulursun. Zor bulursun. Çünkü öyle konuşuyorsun, zor bulursun. Ne gönül? Kemal amca açıklamak istedi. Niye hevesini kırıyorsun adamın? Ne olur ben açıklasam? Ya ne olur yani? Ben söylesem ne olur? Bunlar benim son açıklamalarım gönül. Bundan sonra açıklamayacağım. Ya hayır, açıklamayacaksın. Babam açıklayacak. Otur. Buyurun, açıklayın Kemal abi. Buyurun. Tuna, inanamıyorum sana. Kemal amcayı mı kıskanıyorsun? Ne alakası var gönül? Yani insanın böyle bir şey söylemeye ihtiyacı oluyor yani. Ben o ihtiyacımı karşılamak için şey yapıyorum yani. Babacığım, yaklaşık 10 dakika kaldı. Bir son durumu senden öğrensek mi? Evet. Meltem ve Haluk çiftinin tıklanması 2367. Sultan ve Rıza Forever çiftinin tıklanması 2374. Yani şu anda Sultan ve Rıza Forever çifti 7 tıkla önde. 6 olması lazım Kemal abi. Gönül 6 olması lazım. Tuna, senin matematik hocan kimdi? Ya Meltem Hanım, inat etmeyin. Şu videoyu gönderelim kahve ailesine. En az 8 kişi çıkar, işe yarasın bari. Israr etme Emineciğim. Ya böyle zorla video izlettirmek hiç benim tarzım bir şey değil yani. Ha, ama benim tarzımı da ben üst kocuma böyle şeyleri de. Biliyorum. Zorla bizim çektiğimiz videoyu meslek birliği grubuma gönderttirdim. Artık herkes Suzan'ın nasıl bir dizi olduğunu biliyor. Ne oldu böyle Şükrü? Ne gelen var, ne giden var. Evet abi. Barajın kapakları kapandı birden. Bu işi de mi batırdınız yoksa? Ya laga luga yapma, git buradan. Evet. Tık yarışında son 5 dakika. İnanılmaz bir sonuç var. Şu anda 2 videoda 2380 tıkla berabere. Ah. İnşallah da öyle biter. Bitemez. Hayır, ben beraberliği asla kabul edemem. Uzatmanızı gidiyorsunuz. Ay durun, daha 5 dakika var. 5 dakikada neler değişir? Ay bu tık yarışını kim kazanacak, ben çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda saat 21'i gösteriyor ve tıklama bitmiştir. Herkes telefonunu masanın üstüne koysun. Hadi koy. Hadi. Birazdan sonuçları açıklayacağım. Oğlum benim internetim bile yok. Hayır damat, sen de koy. Koy. Kural kuraldır. Koy abi, koy. Hadi abi. Evet, sonuçları açıklıyorum. Açıkla baba, bekliyoruz. Bir tarafta Meltem ve Haluk Çetinoğlu çiftinin kanalının sahibi, yani benim sevgili kızım ve damadım. Diğer tarafta Sultan ve Rıza Forever, yani bizim ailemize yeni katılan. Kim ailemizi? Bu iş sadı değil daha. Dakika canım, açıklayacağım. Aa, acelen ne? Sultan çıkmış hamsi gibi çiçeğim haberi. Bak düşün parayla sorum şimdi. Açıkla sonuçları. Evet baba, bir an önce açıkla da bitsin bu çile. Ya Kemal amca, benim karım ne dediğini bilmiyorsan kusura bakma. Hadi de açıkla, darlandım içime, darlık geldi. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Hayır, ben söyleyince kötü oluyor çünkü gönül. Özlem gibi konuştum. Ya, acaba Özlem, yani biz gidiyoruz diye mutsuz mudur gönül? Hiç sanmıyorum Tuna, ama zaten bu konuyla da hiçbir alakası yok bunun yani. Evet. Evet, açıklıyorum. Evet baba. Kalk, 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 kalk. Sonuçları biz böyle bekleyeceğiz horonda. Açıklayın. Evet açıklıyorum. Meltem ve Haluk Çetinoğlu çifti 2395 tıkla galip olmuştur. Ay çok güzel. Sultan ve Rıza Forever çifti 2391 oyla ikinci olmuştur. Gönül, 4 var arada gibi sanki yani. Aferin, bu sefer hesabı. Sultan, ha böyle 2 dakikalığına şampiyonluğa sevinen Fenerbahçe gibi kaldık ortada. Erken sevindik. Yıkıldım. Bence çok güzel bir yarıştı. Tebrikler Sultan Hanım. Hiç de güzel bir yarış falan değildi. Böyle kazanınca böyle aferin cümleler kurmaya bayılıyorsun sen de. Hiç güzel bir yarış değildi. Yani Sultan Hanım, yarıştık, biz kazandık. Lütfen tebrik etmeyi de bilin yani. Tebrik ederim. O zaman Merve ile konuşalım. Hemen sizin kanala konuk olsun. Evet, tamam. Konuşmana gerek yok. Merve, karşında oturuyor. Merve, karşıdan ne olur konuştu. Sunacığım ama ya. Yapma, ne olur. İnanamıyorum ben.
olayı yine böyle gidişinize nasıl bağladın bilemiyorum yani. Hadi Tuna, topla kendini. Tunacığım. Hadi ağlama, ağlama hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.